Fuarımız çok hareketli başladı, çok yoğun başladı. Çilek konsept olarak 2022 Ekim Fuarı'na oranla bu fuarımız çok çok daha iyi geçti. Bizler için daha başarılı geçti. Daha çok servis verdik, daha çok müşteriye ulaştık. Mutlu etti bizi yani. Neticede firma olarak değerlendirdiğim zaman, kendi firmamızı değerlendirdiğim zaman, yani fuarda baktığımız zaman o yoğunluğu görüyoruz. Belki yurt dışından diğer fuarlarınıza çokça misafir gelmemiş gibi duruyor ama böyle bir dağınık bir şeydi. Belli bir ülkeden, belli bir kesimden, belli bir ülkeden yoğunluk olurdu. Bu fuarda benim gözlemim, firmamıza gelen müşteri açısından değerlendirirsem, farklı farklı ülkelerde müşteriler de gördük. Yani, tabii ki bizim kendimizle bir rekabet halindeyiz çilek konsept olarak. Yani kendi içimize değerlendiriyoruz fuarları. O yüzden de 2022'ye nazaran Ekim Fuarı, 2022 Ekim Fuarı'na göre 23 Ekim bizim için daha iyi geçti. Bu da bizi mutlu etti. Yani mesleğimiz bitmeyen bir durumda, yani bitmeyecek bir durumda. Her yıl yeni koleksiyonlar, yeni çalışmalar. Yani durağan şekilde geçirmememiz gerektiğini biz de firma olarak gözlemledik uzun yıllardır. Dolayısıyla bu bitmeyen bir süreç. Her yıl kendimizi yenileyerek bu yolculukta ilerlemeye çalışıyoruz. Yeni müşteriye ulaşmak, yeni ürünler yapmak, modelleme yapmak bitmeyen bir süreç. Bu da bizi memnun ediyor. Aynı zamanda son 2 yıldır yaptığımız perakende hamlesi de işte 25 mağazadayız şu an. Bu mağazaları oturtma sürecindeyiz biraz daha. Yine bu yıl içerisinde açacağımız 2 mağaza daha var. Bunlardan bir tanesi yine yurt dışında inşallah bir AVM'de olacak. Bu da bizim için iyi bir hamle. Yani yurt içinde mağaza açılışları yaparken yani yurt dışında da böyle bir fırsat edinmemiz hoşumuza gitti. Biz de bu heyecanla devam ediyoruz aynı şekilde. Ama mağaza açma durumuna da devam edeceğiz. Bir yandan mağaza açmaya da devam edeceğiz. Ama onun haricinde de mevcut koleksiyonlarımıza bir yenisini daha ekledik. Yani yerden sonra bereket koleksiyonu 14 ve 22 ay olarak. Onu da bu fuarda müşterilerimize sunduk. Çok çok güzel tepkiler aldık. Yani bunu çok içten söylüyorum. Çünkü bir şey üretmek, yaratmak, ondan sonra bunun insanlar tarafından beğenildiğini görmek çok mutlu ediyor bizi. O açıdan da firma olarak stratejimizi 2022 yılının ikinci yarısında değiştirdik. Şimdi sonuçlarını görünce doğru yolda olduğumuzu görmek gerçekten mutlu ediyor. Yine firma içinde kendi açımızdan değerlendirirsek bizim çok şükür sıkıntılı bir yılla başlamamıza rağmen, yani Şubat ayındaki o ülkemizde yaşanan büyük felakete rağmen 2022'ye göre baktığımız zaman rakamlarımıza 23 yani %30 büyüme ile geçti. Daha yılda tamamlamadık. Ve tekrar söylüyorum, çilek konsept firması olarak yani pazarlama stratejimizi değiştirmemize rağmen bu böyle oldu. Şimdi 24'de yani inşallah daha iştahla girmemize neden oldu. Gerçekten daha çok inanıyorum artık yaptığımız işe, gittiğimiz yola, istikamete. O yüzden tüm sektörümüz açısından, tüm ülkemiz açısından inşallah 24 çok çok daha iyi geçecek diye umut ediyorum. Evet, Hülya Hanım'la geçen yıl başladığımız bir ortaklığımız vardı, partnerliğimiz vardı. Ondan da iyi tepkiler alınca bu yıl tekrar oturduk, onu bir yıl daha uzattık. Bu da şu açıdan değerlendiriyoruz tabii ki. Yani perakende sektörüne yeni giren bir firmayız. Bu işi toptan olarak, imalat olarak uzun yıllar yapsak bile son tüketici çilek konsept ismini ilk defa gördü 2 yıldır. Bunun neticesinde yani bu yeni firmayı AVM'lerde görürken insanlar, yani Hülya Hanım gibi tüm Türkiye tarafından tanınan, bilinen bir isimle de partnerlik yapıyor olmamız bir güven oluşturdu. Son tüketicinin güvenini oluşturdu. Bu açıdan değerlendirdik biz bunu. Bunu da doğru ve başarılı bulduğumuz için, faydasını gördüğümüz için yine uzattık. Bundan sonraki süreçler böyle. Bu marka yolculuğu böyle oldu, bitti, tamam diyebileceğimiz bir şey değil. Yani ömrümüz ne kadar sürerse bu yolculuğa böyle hep kendimizi yenileyerek devam edeceğiz inşallah.